Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere iki farklı robot süpürgeyi karşılaştıracağım. Talep açısından iki cihazda çok fazlasıyla talep oldu. O yüzden özellikle ve fiyat bandı da birbirine çok yakın oldukları için bu modelleri seçtim arkadaşlar. Bir modelimiz Roigmi Evi Vacuum Mop, diğeri ise Roborock S5 Max. Öncelikle bir süpürgelerimizi tekrardan bir tanıyalım, teknik özelliklerini anlatayım. Ondan sonra sizlere bu süpürgeleri kullanan kişilerle beraber yaptığım değerlendirmeler sonucunda artılarından, eksilerinden bahsedeceğim. Öncelikle gelin Roigmi Evi Vacuum Mop'tan başlayalım. Roigmi Evi Vacuum Mop 2700 Pascal çekiş gücüne sahip. 5200 mAh batarya kapasitesi mevcut. Ön tarafında tasarlanmış olan çift fırça sayesinde gerçekten iyi temizlik yapabilen bir model. Süpürme, silme ve sadece süpürme yapabiliyor. Ayrıca Y-Mop dediğimiz, yani şu anda piyasadaki en iyi mop yapma stillerinden olan, en kalitesi belki de en iyi temizlik yapabilen Y-Mop yapabilen bir özelliğe sahip. Kendisine ait bir uygulama kullanıyor, Roigmi, ve tamamıyla Türkçe. Ayrıca arkadaşlar bu videoyu çektiğim tarihten, yani bugünden itibaren ben bu videoyu 8 Temmuz'da çekiyorum. Roigmi artık Mi Home App uygulamasında da kullanılabiliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Süpürgede halı sensörü de mevcut. 9.8 cm yüksekliği var, 300 ml toz haznesi, 250 ml de su haznesi var ve tam şarj ile 250 metrekarelik bir evi temizleyebiliyor. Gelelim Roborock S5 Max'ın özelliklerine. 2000 Pascal çekiş gücü, 5200 mAh batarya kapasitesi, süpürme, süpürme silme ve sadece silme yapabiliyor. Y-Mop bu cihazda da mevcut. Kendisine ait olan Roborock uygulamasını, ayrıca Mi Home uygulamasını da kullanabiliyorsunuz. Toz haznesi 460 ml, su haznesi de 290 ml. Yüksekliği 9.6 cm. Bu cihazda tek şarj ile 300 metrekarelik bir evi temizleyebiliyor. Cihazları tanıdığımıza göre şimdi gelelim bu süpürgelerin karşılaştırmasına. Özellik burada hangisinin avantajlı veya da dezavantajlı olduğunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Rakamsal olarak zaten çekiş gücünü gördünüz. Biri 2700 Pascal, biri 2000 Pascal. Ama her zaman söylüyorum, bana Instagram'dan yazanlara, yorumdan yazanlara söylüyorum arkadaşlar. Robot süpürgede her şey çekiş gücü değil. Fırça yapısı, motor yapısı, bunlar çok önemli özellikler arkadaşlar. Sadece tek başına motor çekmiyor. Yani motor ne kadar güçlü olursa olsun, fırça o kiri motora getiremedikten sonra hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Boş boş havayı çeker o motor. Bunu unutmayın. Ama ben rakamsal olarak bunu söylüyorum sizlere. Roigmi Evi Vacuum Mop 2700 Pascal, Roborock S5 Max'da 2000 Pascal. Batarya kapasitesinde ikisi de aynı arkadaşlar. İkisinde 5200 mAh gibi güçlü, büyük bir batarya var. Fırça yapısı konusunda Roigmi Evi Vacuum Mop daha avantajlı. Ön tarafta bulunan iki çift fırça sayesinde çok daha iyi temizlik yapabiliyor. İki modelde halı sensörü mevcut. Sert zeminden halıya geçtiğinde otomatikman turbo modu alarak halılarda daha iyi temizlik yapabiliyor. Kullanım modları açısından Roborock S5 Max bir tık daha önde. Çünkü sadece silme yapabildiği için hem bataryasını verimli olarak kullanabiliyor, hem de sadece silme isteyenler için de ekstra bir avantaj oluyor. İki modelinde kendisine ait uygulaması var arkadaşlar. Roigmi tamamıyla Türkçe ve kullanımı gayet arayüzü sade bir uygulaması var. Ama Roborock İngilizce ve biraz karışık, ama onda da kullanmaya başladıkça alışıyorsunuz yavaş yavaş. Ayrıca iki cihazda ortak olarak Mi Home'u da kullanabiliyorsunuz. Mi Home app uygulamasından da bu cihazlarınızı yönetebilirsiniz. Ama isterseniz kendilerine ait olan uygulamaları da gayet stabil ve çalışıyor. İki cihazda da hem çoklu haritalama hem de akıllı haritalama mevcut. Yani çoklu haritalama dediğimiz, atıyorum dubleks veya triplex bir eviniz var. Kat kat haritalarını çıkarabilirsiniz. Veyahut da 2-3 farklı eve götürmek istiyorsunuz bu cihazları. Hepsinde ayrı haritalar kaydederek ayrı ayrı ortamlarda kullanabiliyorsunuz. Akıllı haritalama dediğimiz, evi gezdikten sonra oda bölebiliyor, yasaklı alan koyabiliyorsunuz, alan temizliği yapabiliyorsunuz veya da bir sanal duvar çekerek, bunlar hepsi akıllı haritaya giriyor arkadaşlar. Bu iki cihazda da akıllı haritalama mevcut. İki cihazda da arkadaşlar halıları mop yapmama gibi bir özellik yok. Zaten bunu ben videolarda özellikle söylüyorum. Yani halılara geldiğinde işte hani suyu kesiyor falan, öyle bir şey yok arkadaşlar. Şu şekilde iki modelinde çalışma prensibi. Halıların olduğu bölgeye bir yasaklı alan eklediğiniz zaman, mesela paspas modundayken veya da süpürme paspas modundayken bahsedeyim. Halıların olduğu yasaklı alana geldiği zaman arkadaşlar oraya hiç çıkmaz. Hiç çıkmadığı için de otomatik olarak halıları moplamaz. Ama mesela süpürme silme modunda ben buraya bir alan çektim, İşte yani süpürgen burayı süpürecek ama sadece paspaslamayacak diye bir şey bu modellerde mümkün değil. Şu anda sadece S7'de çıktı. Onun da bir ön incelemesini yapmıştım. Şuraya kartlara koydum. Yani çok daha yeni bir teknoloji. S5 Max veya da Roigmi Evi Vacuum'da öyle bir özellik kesinlikle yok arkadaşlar, bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, en çok kullanılan özellikleri artısıyla eksisiyle iki modelini de kıyasladım. Gene farklı modeller isterseniz yorumlara bırakın arkadaşlar, onların da karşılaştırmasını yaparım. Bu konuda özellikler açısından Roigmi biraz daha ağır basıyor. İkisi de şu anda 4000 TL fiyat bandında.
Roborock S5 Max hala ben söylüyorum fiyatı biraz pahalı olduğu için. Şu anda ben bu modelde mesela Roidme'yi tercih ederim. Ama Roborock'un da gerçekten hem yedek parça konusunda büyük avantajları var Roidme'ye göre. Hem de tercih edilebilir açısından, stabillik açısından Roborock da gerçekten çok başarılı bir model. Ama ben bu iki model arasından burada en avantajlı olanı Roidme Eve Vacuum Mop. Bu kıyaslamanın da sonuna geldik arkadaşlar. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.